Ben Profesör Doktor Timur Timur Kaynak, Bayındır Hastanesi İstanbul Kardiyoloji Bölüm Başkanıyım. Biliyorsunuz yaz mevsimi geldi. Bugün kronik hastalıkları olan, kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp yetmezliği olan hastalarımızın yaz tatiline giderken, yaz tatilini yaparken dikkat etmeleri gereken şeylerden bahsedeceğiz. Aslında bu yaz tatili işini 3'e ayırabiliriz. Bir, gitmeden önce nasıl bir hazırlık yapmalı ve gitmeli? Kronik hastalığı olan hastalarımız stent takılmış, bypass olmuş, kalp yetmezliği var, tansiyonu, şekeri var. Mutlaka kontrollerini yaptırmaları gerekir. Böbrek fonksiyonları nasıl, şeker düzeyleri nasıl, tansiyonları nasıl, kalp yetmezliğine bağlı ödemleri var mı, akciğerde, bacaklarda sıvı birikim var mı? Bunları mutlaka kontrol yapılarak son ilaç tedavi şekilleri planlanarak gitmelerinde fayda var. Bir de biliyorsunuz gittiğiniz zaman özellikle emeklilerimiz 3 ile 6 ay kadar uzun bir süre kalabiliyorlar. Gitmeden önce raporlarını yenilemeleri, orada yeniden ilaç alımıyla uğraşmamaları için yeteri kadar ilaç stoklayarak gitmelerinde yine fayda var. Gittiğiniz tatil yöresinde size en yakın 24 saat anjiyo yapılan merkezleri mutlaka bilmelisiniz ve bunları telefonunuza ve yakınlarınıza kaydetmelisiniz. Oralarda acil bir durum olduğunda anjiyo yapılmayan bir hastaneye gitmek, vakit kaybetmek, sonra bir hastaneye transfer olmak yerine direkt anjiyo yapılan hastaneye kardiyoloji bölümü bulunan, kardiyolog bulunan hastaneye gitmeyi mutlaka planlamalısınız. Bunun dışında da yolculuk süresince dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Bunlardan birisi de yolculuğun süresi. Özellikle de uçakla, uzun süre yolculuk hareketsizlik yaratacağından okyanus aşırı uçuşlarda mutlaka uçak içinde egzersizler yapmak ve pıhtılaşma açısından bir riskiniz varsa doktorunuzla konuşarak yolculuk öncesi ve sırasında kullanmak üzere kan sulandırıcı ilaçlar almalısınız. Diyelim ki gideceğiniz yere yola çıktınız. Arabayla gidiyorsunuz. Arabayla giderken de mutlaka sık sık mola vermeniz, hareketsiz kalmak yerine o molalarda yürüyüş yaparak, bacak kaslarını oynatarak hareket ettirmeniz ve bol sıvı almanız çok uygun olacaktır pıhtılaşma açısından. Yine uzun 12 saatlik araba yolculuklarında uyku apnesi olan hastalarımız özellikle uykuya meyil gösterebilirler. Bu çok tehlikeli bir durum oluşturur. Özellikle kendileri araba kullanıyorlarsa. Bu nedenle uyku geldiğinde mutlaka bir köşeye çekip 1-2 saat uyumak daha güvenle yolculuk yapmanızı sağlayacaktır. Tatili geçireceğiniz Yere bölgeye vardığınızda dikkat etmeniz gereken kurallarda şunlar olarak sayılabilir: Bir sıcak havalarda mutlaka gölge yerlerde serin yerlerde olmalısınız. Saat 11 ile 16 arasında kalp hastalarının, tansiyon hastalarının, şeker hastalarının güneş altında bulunması doğru olmaz. Birinci neden burada? Zaten idrar söktürücü ilaçlar kullanıyorsanız kalp hastaları, tansiyon hastaları, kalp yetmezlikli hastalar bunları kullanıyor olabilir. Aşırı sıcakta sıvı kaybedeceğinizden tansiyon düşebilir, bayılmalara neden olabilir ve böbrek fonksiyonlarınızın bozulmasına yol açabilir. Özellikle de tatilde ishal olduğunuzda mutlaka ve mutlaka acilen bir doktora başvurup vücudun susuz kalmasını engellemeniz gerekir. İshal durumunda aşırı sıvı kaybı yine idrar söktürücü ilaçlar kullanıyorsanız böbrekleriniz üstünde ciddi bir risk oluşturacaktır. Bunun dışında sıcak çarpması çok önemli bir olaydır. Sıcak çarpması olduğunda mutlaka serin bir yere geçip serin havlularla vücut ısısını 40 derecelere kadar çıkabilir. Güneş çarpmasında vücut ısısını mutlaka aşağı çekmek ve bir doktora başvurmak, yeteri kadar sıvı almak çok önemli noktalardır. Yazın yine sıcak havalarda aşırı alkol miktarı vücuttan su atacağından Aynı risklere yol açacaktır. Nedir bu riskler? Böbrek fonksiyonlarının ve tansiyonun düşmesi, bayılmalara kadar olaylara yol açabilir. Yazın biraz tuz miktarı artırılabilir. Tansiyon ilaçlarının miktarı doktorunuzla konuşarak azaltılabilir. Eğer başınız dönüyorsa oturduğunuz yerden kalktığında kendinizi çok halsiz hissediyorsanız bu noktalarda doktorunuzla konuşmanız gerekir. Tansiyon cihazlarınızı mutlaka yazın tatile giderken yanınızda götürmeniz doğru olur. Uyku apnesi olanların mutlaka CPAP cihazları uyurken kullandıkları cihazlarını yanlarında götürmeleri çok doğru bir yaklaşım olur. Ayrıca güneşin biliyorsunuz cilt kanseri üzerinde çok önemli etkileri vardır. 15 dakikadan uzun ve güneş kremsiz, koruyucu kremsiz 50 faktörün altında kremlerle güneşlendiğiniz zaman malin melanom dediğimiz çok agresif ölümcül kanser türlerine daveti hazırlarsınız. Bu nedenle özellikle de bu risklerden korunmak için şemsiyelerin altında olmak, geniş çevreli şapkalar giymek ve vücudumuzu, ellerimizi, kollarımızı uzun giysilerle, açık renkli giysilerle güneşten korumak doğru olacaktır. Bir diğer noktada denizde yüzerken özellikle kriz geçirmiş, bypass olmuş, kalp yetmez olan hastalar mutlaka kıyıya paralel yüzmeli ve ayakları yere basıyor Derinlikte yüzmelilerdir. Yüzerken gelişecek bir nefes darlığı, gelişecek bir göğüs ağrısı eğer açıldıysanız, ayağınız yere basmıyorsa sizin boğulmanızla ve ölüm, ölümle sonuçlanabilir. Bunu hiç unutmayalım. Kıyıya paralel ve ayaklarımız yere basacak yerde yüzmek çok önemlidir. Hepinize sağlıklı, mutlu, eğlenceli, huzurlu bir tatil diliyorum.